Merhaba çocuklar. Bu dersimizde zihinden bölme işlemiyle ilgili çalışmalar yapacağız. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Zihinden çarpma işlemi çalışmaları yapmıştık. Evet. Orada bazı stratejileri, yöntemleri görmüştük. Bölmede de aynı şekilde çocuklar bazı yöntemler var. işimizi kolaylaştıran bölmeyi zihinden yapmamızı sağlayan. Şimdi onlara bakacağız. Birinci yöntemimiz. Çocuklar 10, 100, 1000'in katı olan bir doğal sayıyı, bakın, onun veya yüzün veya binin katı olan bir doğal sayıyı, ona zihinden bölmek için sayının sağından bir sıfır silinir. Bir sıfır. Ona bölüyorsak bir sıfır. Yüze zihinden bölmek için sayının sağından iki sıfır silinir. Bine bölmek için de zihinden sayının sağından üç sıfır silinir. Bakın, onun katı veya yüzün katı binin katı olan sayılar için söylüyorum. Mesela 120 onun katı. Ona bölerken 120'yi sıfır silme yöntemimizi kullanıyoruz. Bölme yapacağız. Ona böleceğiz. Onun bir sıfırıyla 120'nin bir sıfırını karşılıklı siliyoruz. Ve 12'yi 1'e böldü. Kalan 12'yi 1'e bölünce de sonucun 12 çıktığını görüyoruz. Evet Süleyman'ın çok sevdiği. Çünkü çok basit. Süleyman anladığı şeyleri çok sever. Bölmeyi sevmez ama bu yöntemi çok sever Süleyman. Süleyman'ın çok sevdiği, herkesin anladığı bir yöntem. Mesela çocuklar 73 bini 100'e bölelim. Evet sıfır silebiliriz değil mi? 100'e böldüğümüzde bakın bu da 1000'in katı. 100'den 2 0, 73.000'den de 2 0 siliyoruz. Sonucu 730 olarak yazıyoruz. Peki 150.000'i 1000'e bölelim. Evet hepiniz diyorsunuz ki şimdi de 30 sileceğiz diyorsunuz. 1000'de 30 var. O yüzden 3'ünü siliyorum. Tabii bölünen sayımdan da 30 siliyorum. Sonucu 150 olarak yazıyorum. Peki çocuklar biz bu yöntemi, sıfır silme yöntemini öğrendiysek şurada yaptığımız bölmelerde, başka bölmelerde de kullanabilir miyiz? Bakın şimdi 800'ü bölelim 20'ye. Evet şu şekilde 20'nin sıfırıyla 800'ün de bir sıfırını karşılıklı silebilir miyiz? Evet bölme işleminde silebiliriz. Sonra da 80'i 2'ye böleriz sonucu 40 olarak buluruz. Yani bölmede eğer bölünen sayının sağında sıfır varsa bölen sayı da onun yüzün binin katıysa karşılıklı sıfır silme yöntemiyle önce sıfırlarını silip sonra kalanları bölüyoruz. Tamam mı? Şimdi bir tane daha yapalım. 24000'i bölelim 800'e. Evet. Ne yapacağız şimdi? 800'ün 2 sıfırını 24000'in de 2 sıfırını sileceğiz. Geriye kalan 240'ı 8'e böleceğiz. 24'ün içinde 8 3 kere. Bakın, 0'da 8 yok. Buraya 0 yazacağız. Sonuç 30 diyeceğiz. Evet kolay ve herkesin kolaylıkla yapabildiği bir yöntem. Şimdi çocuklar ikinci yöntemimiz bir sayıyı zihinden beşe bölme. Beşe bölmek için sayı iki ile çarpılır sonuç ona bölünür. Tamam mı? Yani bir sayıyı beşe mi böleceğiz? O sayıyı beşe bölerken zihinden önce sayıyı iki ile çarpıyoruz sonra da ona bölüyoruz. Mesela 120 Y 5'e mi böleceğiz? Şu şekilde yapıyoruz. 120'nin 2 katını bir buluyoruz. 240. Bu sonucu da 10'a bölüyoruz. 24. Biliyorsunuz 10'a bölmek çok kolay. Sıfırlarını sil 24. Sonuç 24 çıkıyor. 5'e zihinden bölme. Sayıyı 2 ile çarp, sonucu 10'a böl. Böl. Mesela bir tane daha yapalım. 535'i 5'e bölelim. Bu arada size şunu söyleyeyim. Bu yöntemi biz 5'e tam bölünen sayılarda uyguluyoruz. Bir sayının 5'e tam bölünüp bölünmediğini nereden anlarız çocuklar? Birler basamağına bakarız. Onu da burada anlatalım. Birler basamağında 0 veya 5 varsa diğer basamaklarda ne olursa olsun 5'e tam bölünür bu sayılar. Tamam mı? Mesela şuraya 4, buraya da 7 yazıyorum. Buraya işte 9, buraya 2 yazıyorum. Birler basamağında 0 mı var? 475'e tam bölünür. Birler basamağında 5 mi var? Evet 925 5'e tam bölünür. Buradan 535 birler basamağında 5 var 5'e tam bölünür. Şimdi gelelim 5'e zihinden bölmek için ne yapıyorduk? 2 ile çarpıyoruz sayımızı. 2 kere 5 10. 10'un 10 sıfırı elde var 1. 2 kere 3 6 1 değildi 7. 2 kere 5 10. 1070 mi çıktı? sonucu 10'a bölüyoruz. Bakın 10'a hemen şöyle bölüyorum. Bir sıfırını siliyorum. 107 diyorum. Şimdi Süleyman bu işlemleri niye yapıyoruz diye bazen soruyor. Niye soruyor çocuklar? 120'yi 5'e bölmek bir işlemdi ama biz zihinden bölerken 2 ile çarptık 10'a böldük. Yani iki tane işlem yaptık. Süleyman diyor ki ya 120'yi 5'e direkt bölsek ya Niye uğraşıyoruz diyor. Çünkü Süleyman çarpmayı bölmeyi hiç sevmiyor çocuklar. Neden? İlkokulda öğrenememiş. Ortaokulda da kafayı çalıştırmıyor. Ee, kolaya kaçıyor. O yüzden iki işlem yapmak yerine tek işlemde yapsaydık diyor. Ama bizim bunları çarpmada olduğu gibi bu yöntemleri öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü karşımıza çıkan soruları yapmamız için lazım bunlar bize. Şimdi size de bir tane bölme verelim. Beşe zihinden bölün. Sonucunu bulun. Evet. Şimdi gelelim. Üçüncü yöntemimiz neymiş? Bir doğal sayıyı 25'e zihinden bölmek için sayıyı 4 ile çarpar. Çıkan sonucu 100'e böleriz. Yani çocuklar şimdi bölenimiz 25 olacak. Bir sayıyı 25'e nasıl böleriz ona bakacağız. Mesela ne diyelim? 675'i 25'e böleceğiz. Çocuklar bunda da biraz önceki 5'e bölme yöntemi gibi e, yol izleniyor. Aynı yol izleniyor ama burada 25'e bölerken sayıyı 2 ile hani 5'le 5'e e bölerken 2 ile çarpıyorduk ya. 25'e bölerken sayıyı 4 ile çarpıp 100'e böleceğiz. 4 kere 5 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 7 28. 2 de elde 30. 30'un 0'ı elde var 3. 4 kere 6 24. 3 delde de 27. Bakın 2700 çıktı. Bunu da 100'e böleceğiz. 100'e böldüğümüzde de kolayca şunu sıfır silme yöntemini kullanacağız. Sonucun 27 olduğunu bulacağız. İşte 25'e zihinden kolay bölme bu şekilde yapılabiliyor. Sayıyı 4 ile çarp 100'e böl. Peki bir tane daha yapalım. 1225'i zihinden 25'e bölelim. Ne yapıyorduk çocuklar? Sayıyı 4 ile çarpıyoruz. Çarpalım. 4 kere 5 20 elde var. 2, 4 kere 2 8, 2 de elde. 10, 10'un 0 elde var. 1, 4 kere 2 8, 1 de elde. 9, 4 kere 1 4. 4.900. E bulduğumuz sonucu ne yapıyorduk? 100'e bölüyorduk. Sonuç 40. 9 diyoruz. Bu kadar basit çocuklar. 25'e zihinden bölmenin yöntemi nedir dendiğinde size 4 ile çarparız sayıyı. Çıkan sonucu 100'e böleriz diyeceksiniz. Şimdi de şu bölmeyi siz yapın bu yöntem ile çocuklar. Tamam. Evet gelelim sıradaki yöntemimize. Bir sayıyı 4'e zihinden bölmek için sayıyı ard arda 2 iki defa 2'ye böleriz. Hmm, çarpmada da bunun tam tersini yapıyorduk değil mi? 4 ile çarparken ard arda 2 ile çarpıyorduk. Evet çocuklar bakın 60'ı 4'e böleceğiz. Zihinden yaparken 60'ı 2'ye bölüyoruz 30 bir daha 2'ye bölüyoruz 15 yani 60 sayısını 4'e bölerken 2'ye 2 kez bölüyoruz ve sonucu 15 olarak buluyoruz. Bir tane daha yapalım. 144'ü 4'e bölelim. Evet. 140'ın çocuklar 2'ye bölümü 70'tir. Bir kez böldük şimdi bakın 140'ı 2'ye. Bir daha çıkan sonucu 2'ye böleceğiz. 35. Gördüğünüz gibi bunun sonucu da 35'miş. 4'e bölme yöntemimizde bu çocuklar. Şimdi siz de 164'ü 4'e bölün bu yöntemle çocuklar. Devam edelim. Bir sayıyı 8'e zihinden bölmek için sayıyı ard arda 3 defa 2'ye böleriz. He. Biraz önce 4'e bölmek için ard arda 2 kez 2'ye bölmüştük. 8'e bölmek için de ard arda 3 kez 2'ye bölmemiz gerekiyormuş. Mesela 200'ü 8'e bölelim. Ne yapacağız çocuklar? 200'ü 2'ye böleceğiz. 100. 100'ü de 2'ye böleceğiz. 50. 50'yi de 2'ye böleceğiz. 25. Yani 200'ün içinde 8, 25 taneymiş diyeceğiz. Tamam mı? 3 kez ardarda arda, arda 2'ye bölersen 8'e bölmüş olursun. Şimdi 288'i 8'e bölelim. 8'i güzel yazalım. Evet. 8'e bölelim. Süleyman kolay mı? Hocam bu zora benziyor ya. Tamam Süleyman 288'i 2'ye bölelim önce 144. 144'ü de 2'ye bölelim 72. 72'yi de 2'ye bölersek Süleyman 8'e bölmüş oluruz. Sonuç 36 çıkar. Hadi bakalım Süleyman 360'ı da 8'e bu yöntemle sen böl desek ne der Süleyman? Hocam nasıl böleceğiz şimdi biz bunu ya? Oğlum bir daha izle, bir daha izle bak 8'e kısa yoldan zihinden nasıl böldüğüne bir bak. Ondan sonra yapmaya çalış. Çocuklar, yapamasak bile yapmaya çalışacağız. Yapamaya, yapamaya bir gün gelecek. Zihnimiz gelişecek ve doğru cevapları bulmaya başlayacağız. Yapamıyoruz diye pes etmeyeceğiz. Süleyman pes etmiş gibi bir şey ya. Evet, bir bölme işlemini zihinden yaparken sonucunu bildiğimiz işlemlerden faydalanabiliriz demiş. Çocuklar bu da şudur. Ee, şimdi 300 atıyorum. 318'i 6'ya böleceğiz. Değil mi? Biz şöyle düşünüyoruz. Şöyle. Diyoruz ki 300'ün içinde 6'nın 50 tane olduğunu biliyorum. 300'ü 6'ya bölüyoruz. Bakın. 300'ünü böldük 6'ya. 300'ün içinde 6, 50 taneymiş. Sonra da 18'in içinde de 3 tane 6 var diyorum. Sonuç 53 diyorum. Topluyorum tabi bunları. Yani biz böleceğimiz zaman işte 6 300'ün içinde kaç tane net yani net derken işte 50 tane 6 300 eder buna aşinalığımız var. O zaman 300'ün içinde 6'yı bir buluyorum. Kalan 18'in içindeki da 3 tane bu da bizim için çok kolay buluyorum. Sonra 50 tane 300'ün içinde var. 3 tane de 18'in içinde var. O zaman 53 tane 6 var 318'in içinde diyorum. Anladınız mı? Mesela 198'i 9'a bölelim. Şimdi burada ne yapacağız hocam? Şimdi yani nasıl bir yol izleyeceğiz? İşte 100 mi diyeceğiz? 190, 100 ile 98 mi? Hayır, hayır, hayır. Şimdi çocuklar 9'un 2 katı 18 değil mi? O zaman 9'un 20 katı da 180. Bakın 180, e, 198 ile 180'in arasında kaç var? 18 var. Bakın bunların toplamı 198'dir. 180'in içinde kaç tane 9 vardı? 20 tane. 18'in içinde de 9, 2 tane. İşte bunları topladığımda 22 tane diye zihinden yapabilirim diyorum. Anladınız mı? Evet. Şimdi 500 ne diyelim ee, 50'yi tamam mı 25'e de siz bölün ama bu yöntemle tamam hadi bakalım şimdi bunlarla ilgili hangi sorular çıkmış onlara bakacağız çocuklar bir sorumuz bakalım bizden ne istemiş Yukarıda zihinden yapılışı verilen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım çocuklar işlemi iyi incelememiz lazım. Ne yapılmış? Bakın 96'yı 2'ye bölmüş 48. 48'i de 2'ye bölmüş 24. Ne yapmış şimdi burada bu? İki kez 2 kez 2'ye bölmüş. Yani aslında 96'yı 4'e bölmüş zihinden. Değil mi? O zaman B şıkkı diyoruz. Biliyorsunuz dörde bölme, zihinden bölme işleminde sayıyı iki kez ard arda ikiye bölüyorduk. Dörde bölmüş oluyorduk. İkinci sorumuza bakalım. Birinci adımda 45 çarpı 2 eşittir 90. İkinci adımda 90 bölü 10 eşittir 9. Evet hemen hemen anladınız değil mi ne yapıldığını. Yukarıdaki zihinden adım adım yapılışı verilen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Yuklar sayıyı 2 ile bir çarpmış. 90. Sonra 90'ı 10'a bölmüş. 9. Aslında ne yapmış? 45'i 5'e bölmüş. Hani sayıyı 5'e bölünecekse zihinden yaparken sayıyı 2 ile çarpıp 10'a bölüyorduk ya. İşte 45'i de 2 ile çarpıp sonucu 10'a böldüğüne göre 45'i 5'e bölmüştür diyoruz ve D şıkkını işaretliyoruz. Evet çocuklar bakalım üçüncü sorumuz ne diyor? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? O tam Süleyman'ın sevdiği sorular. 1600'ü 100'e bölmüş. 16 çıkmış. Neden? Çünkü 2 sıfır bundan. 2 sıfır da bundan silmiş. 16 doğru. Bu doğru. 800'ü 10'a bölmüş. 80 olmuş. Bakın 10'dan bir sıfır. 800'den bir sıfır. Sonuç 80. Bu da doğru. C şıkkında çocuklar bakalım. 1000'den 3 sıfır silmiş. 4000'den de 3 sıfır silerse 4 çıkması gerekirken sonuç bu 40 yazmış. O zaman C şıkkı yanlıştır diyoruz. Evet. Bakalım bu sorumuz ne diyor? 72 bölü 8. Tamam sonucunu araştırıyor. Bakın buraları iyi inceleyelim. Yukarıda verilen işlem basamaklarına göre boş bırakılan yeri aşağıdakilerin hangisi yazılmalıdır? Çocuklar 8'e zihinden bölme kuralını bir hatırlayın. Ve burayı ondan sonra inceleyin. 72'yi 2'ye bölmüş. 36. Çıkan sonucu 36'yı bir daha 2'ye bölmüş. 18. 8'e e bölmeyecek miyiz? Zihinden 8'e bölerken ne yapıyorduk? Sayıyı ard 2'ye 3 kez bölüyorduk. Bu 2 kez yapmış. Şimdi de çıkan 18'i biz 2'ye böleceğiz. 3. kez. Ve 9 olarak sonucu bulacağız. Peki 3. adımda ne yazmamız gerekiyormuş? 18 bölü 2 eşittir 9 yazmamız gerekiyormuş. B seçeneğini işaretleyeceğiz. Devam edelim. Öğretmen Kemal'den 96 sayısını zihinden 4'e bölmesini istemiştir. Ne yapıyorduk zihinden 4'e bölerken çocuklar? Hatırlayın bir. Buna göre Kemal'in işlem basamakları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar 4'e zihinden bölerken Hatırlayalım. Sayıyı önce 2'ye bölüyorduk. Çıkan sonucu bir daha 2'ye bölüyorduk. Yani ard arda 2'ye bölüyorduk. 2 kez. Ve sonucu 24 olarak buluruz. Hangi seçenekte var? Bakın burada bir kez bölmüş. ikinci de çıkarma yapmış. Burada 2'ye bölmüş. Sonra 4'e bölmüş. Olmaz. Arda arda 2'ye böleceğiz. C şıkkında 96'yı 2'ye bölmüş. 48. 48'i bir daha 2'ye bölmüş. 24 bulmuş. İşte 4'e zihinden bölme işlemini C şıkkında doğru yapmış diyoruz. Evet, son sorumuz. 85'i 2 ile çarpmış, 170 yapmış. 170'i de 10'a bölmüş, 17 yapmış. Yukarıdaki zihinden yapılışı verilen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Evet çocuklar, bir sayıyı 2 ile çarpar, çıkan sonucu 10'a bölersek ne yapmış oluyorduk? Zihinden 5'e bölmüş oluyorduk. 85'i 5'e bölmüş 17 çıkmış diyoruz. Bursa olacaktı. Evet kaynak kitaplarınızda sizlerin de e, bu tür sorular var büyük ihtimal. Açın. Oradaki soruları yapın. Öğrenip öğrenmediğinizi kontrol edin. Eğer eksiğiniz varsa burada anlamadığınız bir yer varsa tekrar dinleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.